Arkadaşlar merhaba, tekrar hoş geldiniz. Hatırlarsanız geçenlerde bir video hazırlamıştık Mustafa hocamızla birlikte. Arduino yeni başlayacak arkadaşlarımıza rehberlik olsun diye güzel bir seri yapmıştık. Videomuzun ikinci bölümünde Arduino modelleri nedir? Yeni başlayacak arkadaşlarımızın doğru Arduino modelini seçmesi için güzel bir seri hazırladık. Bu bölümümüzde bundan bahsedeceğiz. Şimdi Mustafa hocama yine soru sorarak devam etmek istiyorum. Hocam, şu an piyasada bulunan mevcut Arduino modelleri nelerdir? Bunları önerdiğiniz bir Arduino modeli var mıdır? Yeni başlayacak arkadaşlarımızın hangi modelle başlaması daha doğru olur? Valla piyasada Arduino modeli çok, bayağı bir çok. Fakat birkaç tane örnek var elimizde. Burada görüyorsunuz örnekleri. Onları anlatmadan önce en piyasada bulunan Arduino modeli bildiğimiz Arduino Uno modeli. İki tane Uno modeli çeşidi var. Bunlardan biraz bahsedelim isterseniz. Şimdi bu bir çeşidi, bu diğer çeşidi. Şimdi bu iki model aslında yaptıkları iş aynı. Üzerlerindeki entegre de aynı. Atmega'nın 328P numaralı işlemcisi kullanılıyor. Fakat birkaç tane temel farklılık var. Bunlar da bir chipset, yani bilgisayarla arasında bağlantıyı kuran eleman diyelim. Onların farklılıkları var. Bir de entegre farklılığı var. Bu SMD diye tabir ettiğimiz entegre. Bu DIP diye tabir ettiğimiz entegre. Diğer özelliklerin tamamı aynı. Yani şuradan baktığınızda bir kart üstüne bağlayacağınız zaman vida deliklerinden işte boyutlarına kadar her şey aynı. Yani hocam SMD dediğimiz model kartın içine Yani gömülü kart, olarak evet, geliyor. kart üstü Evet. model mi diyelim artık? Kart üstü bağlantı Bunu daha diyelim. çok klon modelinde görüyoruz. Evet, bu klonu. Gerçi ikisi de klonu. Arduino'da şöyle bir şey var. İsterseniz evde oturup Arduino üretebilirsiniz. Evet. Bu ürettiğiniz Arduino'yu hiçbir ticari, yani hiçbir kaygı olmadan kullanıp ya da satabilirsiniz. Bu open source mantığıyla piyasaya çıkan bir şey. Farklı modeller de var bu arada, onlardan da bahsedeyim. Çok da lafı uzatmayayım. Bu nano modeli, yani şu an piyasada en çok kullanılan model. Ha, bu arada eklemek istediğim bir şey var. Bunlar Uno modelleri. Şu an dünya üzerinde en fazla üretilen, satılan ve kullanılan modeller en fazla şudur diye tahmin ediyorum. Çünkü çok Evet. ucuz fiyatı. Yani 15, 16, 17 liraya her yerden Türkiye'de bile bulabiliyorsunuz. Şunun fiyatı da 22-25 lira civarında geziyor Türkiye içerisinde. Tabii bunu yurt dışından aldığınızda daha ucuza. Bunların alternatifleri olarak mesela nano modelimiz var. Nano modeli işte biraz daha işlemcisi, kullanılan işlemci aynı. Şuradaki Yine Uno SMD ile işlemci. şekilde. SMD şekilde. İşlemcisi aynı. Fakat daha az bir alan. Yani yaklaşık olarak şöyle baktığımızda Bir parmak kadar. baş parmak kadar. Bunun kendi kablosu var. Kablosuyla program atılabiliyor. Ve aynı çıkış sayısına sahip güzel bir cihaz. Aslında hocam yani bu nanoyu çoğu projemizde kullanabiliriz. İşte dronlar olsun ya Tabii da ki. uzaktan Aynen. kumandalı arabalarımızda olsun. Aynen öyle. Nanolar çok da bu işi biraz daha bilenler, hani yeni başlayanlar için Uno diyoruz ama biraz daha ilerletmişler için bir şeyler yapalım işte bu Evet. içerisinde kalsın. Biraz daha ucuz Uno'ya göre ama özellik olarak her şey aynı. Bu da böyle bir cihaz. Bir de Pro Mini var. Pro Mini Nano'dan da küçük. Şöyle gösterirsek. Farkı ne hocam ikisinin? Şimdi kullandıkları işlemciler aynı. Aynı işlemcileri kullanıyorlar. Fakat Pro Mini'de programlama modülü yok, yani ne diyelim, yani bilgisayarla bağlantı modülü yok, araya mutlaka bir tane programlama modülü USB koymamız çevirici gerekiyor atmamız gerekiyor. gibi. Evet, Evet. programlama modülünü koyarsak daha küçük alanda kullanabiliyoruz, yani programlayıp mesela seri üretimlere çok uygundur Evet. bu. Yani bir seri üretim yapıp ticari bir şey yapacağımız zaman bunu kullanabiliyoruz. Güzel bir şey, ben birkaç yerde kullandım. Tavsiye ediyorum. Ha, bir de dipnot vereyim. Bunun üzerindeki regülatör biraz basit bir regülatör. Bunun üzerinde işte 12 voltu 5 volta düşüreyim, Arduino'da kullanayım ya da başka yerlerde kullanayım derseniz çok çabuk gidiyor. Dışarıdan 5 volt verirseniz çok mantıklı çalışıyor. Leonardo modelimiz var bir tane. Leonardo modelini duymuşsunuzdur. Leonardo özel uygulamalarda, yani yapı olarak şeyle aynı. Uno'nun yapısıyla aynı. Hemen hemen her şey aynı. Yani Arduino Uno için üretilmiş bir shield'a, yani bunun için üretilmiş bir ürünü aynısını buna takabiliyorsunuz. Leonardo'ya takabiliyorsunuz. Hatta birkaç tane ekstra özelliğinden bahsedeyim. Daha fazla interrupt girişi var bunun. Bir hafızası biraz daha farklı Uno'ya göre. En önemli özelliklerinden bir tanesi de bilgisayar bunu klavye ya da mouse olarak görebiliyor. Direkt takılır takılmaz
O bayağı bir avantaj sağlıyor. Hatta bir tüyo verebilirim Ali. Bununla oyun simülatörlerine işte klavye kullanmadan Evet. oyun simülatörü yapabiliyorsunuz Çok bununla. mantıklı aslında, evet. Evet, Leonardo onun için kullanan arkadaşlar vardı. Burada biraz daha büyük modelimiz var. Mega. Arduino Mega. Mega 2560 modeli bu. Bu modelde Arduino'nun çıkışlarının, girişlerinin sayısal olarak yetmediği yerlerde bunu kullanıyoruz. Hem hafızası da yüksek şeyden, normal UNO'dan, hem hafızası yüksek, hem giriş çıkış sayıları yüksek, hem işlem hızı daha farklı. Güzel bir model. Yani çok sistemler kullanacağımızda, sistemler çalıştıracağımızda bunu kullanıyoruz. Bir örnek verebilirim şöyle bir. Mesela 3 boyutlu printerlar duymuşsunuzdur. 3 boyutlu Evet. printerları bu modelle, yani bunlarla yapıyorlar. Birden Mesela. fazla sensör kullanacağımız zaman onu Evet. kullanabiliriz. Gerçi onu da yapar ama yani çok farklı, çok daha fazla Evet. kullanabiliyoruz. Burada bir Due, Arduino'ların padişahı diyebiliriz. Normal diğer UNO'lar ya da Mega'ların falan çok üstünde özelliğe sahip. İşte işlemcisi ARM işlemci. 84 MHz'lik bir işlem hızına sahip. Artık profesyoneller kullanıyor bunu. Çok Evet. çok ciddi ileri seviyedeki insanlar kullanıyor. Bir de son olarak eklemek istediğim, hani çok da kafanızı artmak istemiyorum. Burada bir tane Arduino NodeMSU modeli var. Arduino demeyelim, NodeMSU modeli. Bu Arduino'nun Wi-Fi modülü üzerinde kit halinde olan modülü diyebiliriz. Arduino ile yaklaşık olarak, UNO ile yaklaşık olarak benzer özelliklere sahip ama işte ekstrası Wi-Fi ile internete bağlanabiliyorsunuz. Evet, çok konuştum, yoruldum Ali. Sen devam et Hocam şimdi. o zaman toparlayayım ben. Ben o zaman Arduino'ya yeni başlayacağım. Tamam. Alacağım model Arduino Uno olmalı. Ya da Arduino Nano. Bu ikisini aldığım zaman beni uzun bir süre götürebilecek bu Evet, modeller. aynen öyle. Aynen Daha öyle. sonra kendimizi bu alanda geliştirmek istediğimiz zaman diğer modellere yönelip işte Wi-Fi olsun ya da Ya isteklerimize göre, Leonardo. yani ne istediğimize var. Yani bundan sonra Arduino'nun temel mantığını öğrendikten Evet. sonra işte mesela bilgisayarla ilgili bir iş yapacaksak ben şahsen Leonardo. Leonardo'yu Ya da Internet tavsiye of ederim. Things dediğimiz yani nesnelerin interneti Uygulamaları uygulamalarına yapacaksak gireceğimiz zaman işte NodeMSU NodeMSU modelini kullanabiliriz. kullanabiliriz. Peki hocam yine bir çok fazla sorulan bir sorumuz var. Diğer sorumuz Buyur. da şu. Yeni başlayacak arkadaşlarımız set mi almalı yoksa Arduino ile birlikte farklı modellerde Ha, bir işin ticari kısmı da anladım. ya Şimdi farklı modellerde sensör mü almalılar? anlıyorum. Şimdi ilk başlayacak arkadaşlar muhtemelen herhangi bir bilgi birikimine sahip değildirler. Bilgi birikimine sahip olmayan bir insanın hemen işte parça parça almasını ben şahsen tavsiye etmiyorum. Yani elektronikle özellikle hobi alanda, hobi seviyesinde ilgileniyorsanız şunu tavsiye ederim. Böyle piyasada hani orta şiddette yani orta yollu setler var. 60-100 liralık civarı setler var. Bu setlerden alıp bu setleri güzelce bütün içerisindeki argümanları kullandıklarında ne de argüman diye demeyelim de modülleri kullandıkları mesela en basitinden LDR'yi kullanıp LDR mantığını işte joystick'i kullanıp işte LED'i kullanıp bunları yakmaya başladığında zaten bir şeyler oturmuş oluyor. Ondan Evet. sonra bu arada çok şey öğrenmiş oluyor. Yani bir kütüphane dosyası yüklemeyi öğreniyor. Mesela DHT sensörde öyle değil mi? Bir kütüphane dosyası yükleniyor. Ya da ne bileyim işte bir joystick'te analog veri okumayı ya da buton kullanırken dijital veri okumayı bunları görebiliyor. Bunlar da önemli şeyler. Yani Arduino ile programlama ya da ne derler? Arduino ile bir şeyler yapabilmek için önemli şeyler bunlar. Bunları öğrendikten sonra zaten ondan sonra ihtiyaçlar. Yani eğer proje yapacaksa ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Mesela atıyorum şu an tamamen mini sera yapacak. Mini sera için işte toprak nemi algılama sensörü ihtiyacı Evet. duyuyor. Sonrasında onu alabilir. Ya da ne bileyim işte bir GPS belki bir GPS sinyallerini almak isteyecek ileri bir projede. İşte GPS'i gidip ayrıyeten alabilir. Ama ilk başta ben başlayan arkadaşlara hani bir dost tavsiyesi olarak ucuz yol yani şöyle 60-100 liralık bir set alıp o setle birlikte Arduino'yu öğrenmelerinde fayda vardır. Ha bu arada şunu da geçmeyelim. Bu da benim kitabım bu şeyde. Kitaptan da faydalanılabilir. Hani kitaplardan faydalanırız Evet. diyenler için söylüyorum. Kitapta şöyle bir şey yaptım ben. Çok konu anlatımı yapmadım.
Direkt modüllerle başladım. Zaten kitabın zaten adından hocam, da belli. Zaten hocam Arduino hani böyle kullanan anlatılarak öğrenecek bir şey değil de biraz da projeler evet, yaparak, projeler yaparak öğrenecek bir şey. Platform. Var, kitabın içerisinde böyle yaklaşık 30-35 tane farklı modül var. Yani motorlar var, ekranlar var, efendime söyleyeyim. Bluetooth modülleri var birkaç tane. Sonra işte LCD demişti. Sensörler var. Analog, dijital sensörler. Evet. Bir sürü sensör var. Bunlar yaklaşık 30-35 tane farklı modüller var. Bunları uyguladığınızda, yani bunları çalıştığınızda Arduino'da bayağı bir ileri seviyeye gitmiş oluyorsunuz. Sonra kendi bireysel projelerinizi, işte üniversitedeyseniz üniversite, okul, lisedeyseniz lisede kendi bireysel projelerinizi ve hatta bu işin şeyiyle hobi olarak ilgileniyorsanız, yani kendinizi belli bir seviyeden başka bir seviyeye getirmek için çok ciddi bir kaynak olarak düşünüyorum. Yani zaten tasarım yani böyle. Şu kitabı almanız yeni başlayan için yani çok çok yeterli olacaktır yani. Aynen öyle. Evet. Öyle düşünüyorum. Yani illa kitap almak zorunda değilsiniz. Evet. İnternet üzerinden de bir sürü kaynak var. Aynen hem öyle. Bizim kanallarımız olsun. Hı-hı. Başka kanallarımız da var. Aynen başka öyle. Kanallar da var. Benim kanalım da var. Bu video Mustafa hocamız Ali'nin kanalında yayınlanacak. Bu arada benim evet, Mustafa kanalım hocamız da çok güzel bir kanalı var. Çeşitli sensörleri inceliyor, farklı çeşitli bir projeler yapıyor. Hı-hı. Onun kanalını yine videonun açıklama kısmında bırakacağım. Oradan abone olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, bu serimiz 2 bölümden oluştu. Gayet açıklayıcı bir seri olduğunu düşünüyorum. Yeni başlayanlara umarım iyi bir rehber olmuş olur. Kanalımızda, Mustafa hocanın kanalında bolca projeler mevcut. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.